Hoş geldiniz, ben Furkan. Bugün FPS oyunlarının en popülerlerinden olan, en popüler serilerinden olan Battlefield'e değineceğiz. Neden? Çünkü geçen gün yeni bir tanıtım videosu çıktı. Tanıtım videosunda da Battlefield 5'in çıkacağı söylendi. Videoları izleyen vardır, izlemeyen vardır. Onunla ilgili ayrı konuşuruz. Ama baştan söyleyelim, 19 Ekim 2018'de oyun çıkacak. Onun dışında Deluxe Edition'ı alırsanız oyuna 16 Ekim'de erişebileceksiniz. Ön sipariş yaparsanız. Videosu beni bayağı etkiledi. Ama oyunun kendi izleyicilerini tam etkileyememiş olabilir. Like Dislike oranında bence onu gösteriyor. Yarı yarıya bir durum var. Sevenler bir yana, sevmeyenler bir yana. Tanıtımda direkt sinematikle başlıyor. Ondan sonra oynanışa geçiliyor. Gayet hızlı bir oynanış gösterilmiş. Oyun içinde inşallah böyle olmaz. Çünkü evet, gerçek savaşta, hatta savaşçıların anılarını falan okursanız her şey bir anda olduğu için oyunda da bir gerçekçilik görüyorsunuz. Ama bence oyun firmaları oyun yaptıklarına farkında olmalı. Ki bence bir sıkıntı yok. Ben tanıdığımı gayet de beğendim. Şimdi bir sürü özellik var. Biz hepsinden bahsedemeyeceğiz ama en ilgi çekenlerden bahsedelim. Mesela önceki serilerde de olan co-op modu olacak. Yani arkadaşlarınızla birlikte bilgisayara karşı görevler yapabileceksiniz. Yepyeni bir özelliğimiz daha var. O da karakter özelleştirme. Yani multiplayer'de kendi karakterinizin kostümünü, silahını, üstünü, başını, her şeyini değiştirebileceksiniz. Kendinize göre tasarlayacaksınız. Irkınızı kendiniz belirleyeceksiniz. İşte savaş boyaları süreceksiniz. Kendi üniformanızı kendinizce düzenleyeceksiniz falan. Karakter özelleştirebileceğiniz seçenekler sunmuşlar bize. Grand Operation diye yeni bir oyun modu geliyor ve bu oyun modunu Battle Royale olarak düşünebilirsiniz. 64 kişi olarak başlıyorsunuz ve ölen bir daha geri gelmiyor abi. Bu oyun modunda hikaye desteği de olacak. Bilmiyorum. Bence fazlasıyla keyif alacağımız bir oyun modu tasarlıyorlar. Tasarlamışlar daha doğrusu. Oyunun sistem gereksinimleri Battlefield 1 ile neredeyse aynı. Ama ben yine de ekrana koyacağım. Siz oradan bakarsınız. Bunlar minimumsa. Ya en çok bizi sinirlenen olaylardan biri de bu premium paket olayı olmayacak. Yani yeni açılan haritaları, yeni açılan özellikleri belli bir parayla almak yerine oyunu satın alan herkes o haritalara, yeni özelliklere erişebilecek. Tabi bu kaybettikleri parayı nasıl çıkartacaklar bilmiyorum. Fikri olan aşağıya yazar. Kaybettikleri parayı, premiumdan kaybettikleri parayı bir şekilde çıkartacaklardır. Bunu çıkarmaların en büyük nedeni oyuncuları bölüyorlardı. Yani alan var, alamayan var. Ve oyuncular bölünüyordu. Oyuncu kaybetmeye kadar gidiyordu bu Battlefield'de. Onlar da böyle bir çözüm bulmuş ama dediğim gibi bunun parasını çıkartacaklardır. Gelelim benim en çok sevdiğim yer abi. Multiplayer tamam bir yana ama beni bu tarz oyunlarda en çok etkileyen kısım single'daki hikaye. Şimdi biliyorsunuz hani tüm Call of Duty'de de görüyorsunuz, Battlefield'de de görüyorsunuz. Genelde savaşlar, 2. Dünya Savaşı'nda 1942'den 43'ten sonra gösterme hastalığı var. Neden gösterme hastalığı var? Çünkü abi müttefik devletler mihverlerin önüne 42-43'ten sonra geçiyor. Adamlar yenildiği yeri tabi koymaz. Japonya'nın üstünün olduğu yerleri göstermeyecekler tabi. Pasifik'te Amerikalıların Japonları gömdüğü yerleri gösterecekler. Ama bu sefer minimalize etmişler ve Norveç'te geçen hikayenin içinde bir savaşçı ailesini kurtarmaya çalışıyor ve o ailesini kurtarmaya çalışırken başından geçenleri, onun verdiği kararları onun gözünden oynayabiliyoruz. Dikkat çeken yerlerden birisi de Call of Duty 2'de mesela Normandiya çıkarmasıyla başlıyordu. Ki Call of Duty'nin son çıkan oyununda da yine Normandiya çıkarması yapıldı ve önceki oyunlarla bir bağ kuruluyor. Bu çok güzel bir özellikti. Battlefield de bunu yapmış oldu. Battlefield 1942'de onun yılından sonra geçenleri de burada böyle bir bağ kurmaya çalışmışlar. Bence güzel olmuş. Battlefield'in en büyük eksiklerinden birisi buydu bence ki Battlefield 1'de de biliyorsunuz farklı hikayeler oynadık ama o hikayeler arasında bir bağ yoktu. Bu iyi bir özellik mi, kötü mü bu tartışılır ama bana göre mesela bu iyi bir özellikti. Çünkü farklı bölgelerde geçen bir farklı savaş olsun, yani dünya savaşı hissini vermesi açısından zaten bir bağ kurulmaması gerekiyordu yani bana göre. Ama 2. Dünya Savaşı'nda umarım bu bağ kurabilmişlerdir. Yani farklı açısından da daha yaşanılmış olayları konu alacağı düşünerek yani Battlefield 1'de gördüğümüz kadarıyla yaşanılmış olayları kendi gözlerinden bize aktarmışlardı. Yani neden kendi gözlerinden diyorum? Çanakkale'de evet bizim hakkımızı verdiler. Çanakkale'de senaryonun sonunda Osmanlı içinden çıkan paşaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğundan bahsederek bize güzel bir mesaj veriyordu. Bizim topraklarımızı koruduğumuzdan bahsediliyordu ama mesela Arabistanlı Lawrence olayında Osmanlı'nın emperyalist bir devlet anlayışında olduğunu söyleyerek de gömüyorlardı. Kim emperyalist? Tartışılmaz bence bu. Ama bakalım inşallah daha tarafsız bir 2. Dünya Savaşı anlayışıyla bize güzel bir hikaye sunarlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 19 Ekim 2018'de oyun çıkıyor. Biz de bekliyoruz. Görüşürüz.